anda Barış'ın ayağa kalkması ve şu kapıdan çıkması bizim için en büyük hediye. Merve Sevi. Hiçbir şey de umurumda değil Barış'ın sağlığı dışında. Bodrum Torba'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun rol arkadaşı. Ben kalkacağına inanıyorum. Selahattin Akarsu. Bu Barış'a sahip çıkın! Bu Barış'a sahip çıkın! Barış Akarsu'nun babası. Barış'a kardeşliğe sahip çık! Merve Sevi, Barış ölüm kalım savaşı verirken hastane önünde bu görüntülerle gündeme gelmişti. Göz yaşına boğuluyor, fenalık geçiriyordu. Pardon, yoldan. Barış'ın ölümünün üzerinden henüz 2 ay geçmemişken, aynı Merve Sevi bu kez bikiniyle objektiflerin karşısına çıkıyordu. Ve yine aynı Merve Sevi, Barış'ın aşk hayatıyla ilgili açıklamalar yapıyor, bu sayede gazetelere haber oluyordu. Üzücü, ben kalkacağına inanıyorum. Nazar değdi arkadaşıma. Peki Merve Sevi reklam peşinde miydi? Kimse oğlumu kendini tanıtmak ve reklam yapmak için kullanmasın. Rahmetli Barış'ın ismini kullanarak prim yapmaya mı çalışıyordu? İnsanlar dürüst olmalı. Yani özüyle sözüyle dürüst olmalı. Lütfen ya! Merve Sevi'nin kendi reklamı için Barış'ı kullandığını iddia eden kişi Selahattin Akarsu, Barış'ın babası. Tabii rol yaptılar. Birilerine rol yapması için özel programladı. Ben Allah'a güveniyorum. O acıların içerisinde ben bunları hissettim, gözlemledim. Evet, Barış Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu, Merve Sevi'nin gözyaşlarının sahte olduğunu iddia ediyor. Merve'nin birileri tarafından ortaya sürülüp kendini tanıtmak veya yapacağı diziye... Ben iyi olacağım benim. Kalkacak arkadaşım. Çok kuvvetli düşünüyorum. Rating sağlamak için kullanıldığına inanıyorum. Selahattin Akarsu'nun Merve Sevi'yi samimi bulmadığı o ana gelince... Hastanın önüne geldiğim zaman medyanın üzerime toplandığını gördüm. Ülkemizin, oğlumun ve Türkiye'nin en büyük ihtiyacı Barış. Ve o anda ben sadece Ahmet Arif'in bir şiirini okumaya çalıştım. Şiddetin sabahı yakın, dayan dizlerim dayan. Dayan tırnak ile, diş ile, umut ile, aşk ile, dayan oğlum dayan. Tırnak ile, diş ile, umut ile, aşk ile, diren oğlum, diren. O sırada Merve'nin yanıma gelip koluma girip medya kameraları üzerinde olduğu bir ortamda burada bir rol olduğunu hissettim. Değişik ortamlarda bunu tekrarladığını, yaptığını gördüm. Suskunluğunu bizden kaçmaz için bozan Selahattin Akarsu, sürekli oğlunun ismini kullanan Merve Sevi'yi reklam peşinde koşmakla itham ediyor. Reklam yapmaktır. Kendini bundan sonraki işte birçok projelere tanıtmaktır. Barış Akarsu'nun babası Merve Sevi'nin kullanıldığını iddia ediyor. Merve'nin birileri tarafından kullanıldığını, yönlendirildiğine inanıyorum. Selahattin Akarsu, merhum oğlunun geçmişte yaşadığı aşkların da Merve Sevi'nin ağzına sakız olmasından rahatsız. Burada en son konuşması gereken veya hiç konuşmaması gereken Merve Sevi'nin bunu gündeme getirmesi gerçekten Zeynep'in ailesini ve bizi de yaraladı. Barış Akarsu'nun babası Merve Sevi'nin oğlunun bir benzeriyle yeni bir dizi filmde oynayacak olmasına da anlam veremiyor. Barış'ımın benzerini bulup rol arkadaşı yapmaya çalışıyorlar.
Evet. İşte Merve Sevi ve yanında Barış'ın benzeri olan yeni rol arkadaşı. Merve, fotoğrafta görüldüğü üzere Barış'ı çoktan unutmuş bile.